Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine güzel bir soruyla devam ediyoruz. Yer çekimi ve sürtünme yönetilmediği ortamda paralel levhalar arasında bir düzgün manyetik alan içinde fırlatılan K parçacığı sapmıyor. Buna göre yargılar verilmiş. İşlemlerin hangileri tek başına yapılırsa K'nın izlediği yol değişmez. Arkadaşlar bir konu üzerinde bütün konu bilgisini anlatalım. Bir cismi atıyoruz arkadaşlar ve hızıyla sapmadan arkadaşlar aynı yörüngede böyle gidiyor. Peki arkadaşlar yer çekimi imal ediliyorsa ağırlığı dikkate almayacağız. Yani mg olan ağırlığı dikkate alma. Peki bunu etkileyen kuvvetler olmadan ilk önce bütün levhalar nasıl yüklenir onu gösterelim. Arkadaşlar artı ile bağlanınca üst taraf artı ile yüklenir ki alt tarafta eksi ile bağlanınca eksi ile yüklenir. Arkadaşlar elektrik alan artıdan eksiye doğrudur. Levhalar içinde düzgün bir elektrik alan var. Elektrik alan şiddeti de arkadaşlar potansiyel fark volt bölü aradaki uzaklık d kadardır. Her yerde elektrik alan şiddeti de sabittir. Peki arkadaşlar bunu etkileyen elektrikli alandan dolayı elektriksel kuvvet. Bu cismin yük miktarı artı q yüklü olsun. Arkadaşlar artı artı iter. Bunu etkileyen elektrik kuvveti aşağı doğrudur. Fe elektrik kuvvetinin değeri de cismin yükü q çarpı girdiği elektrik alan şiddeti e kadardır. Q çarpı elektrik alanında formülü volt bölü aradaki uzaklık d kadardır. Peki elektriksel kuvveti böyle gösterdiğimiz gibi manyetik alanı meşru sahil kuralı yöntemiyle gösteriyoruz. Arkadaşlar baş parmak hızı, dört parmak manyetik alanı avuç içi de etkilenen kuvveti gösterir. Arkadaşlar baş parmak bu tarafa doğrudur. Peki hız manyetik alan içe doğrudur. Baş parmak hızı gösterir. Dört parmak manyetik alanın avuç içi kuvveti arkadaşlar yukarı doğrudur. Manyetik kuvvet yukarı doğru. F manyetik kuvvet desem. Manyetik kuvvetinde formülü bisküvi formülünden bulunur. Manyetik alan şiddeti B kadar arkadaşlar B kadar ve cismin yük miktarı Q kadar ve cismin atılma hızı V kadar. Cisim sapmadan gidiyorsa tabii ki net kuvvet F net eşittir sıfırdır arkadaşlar. Yani yukarı giden aşağı giden eşit yukarı giden manyetik kuvvet aşağı giden elektrik kuvveti eşittir. Manyetik kuvvetin formülü bisküvi formülüydü. B çarpı Q çarpı B kadar. Elektrik kuvvetinde formülü Q çarpı E kadardır. Arkadaşlar her iki tarafta Q yükü olduğu için onlar birbirini götürür. Cismin dengesi cismin yük miktarına Q elektrik yüküne ve arkadaşlar artı eksi işaretine bağlı değildir. Peki işlemlere bakalım. Arkadaşlar ne yaparsak izlediği yol değişmez. 1. B'nin şiddetinin değişmesi. Arkadaşlar B'nin şiddetinin değişmesi manyetik kuvveti değiştirir. Şöyle diyelim. B'nin şiddeti artınca manyetik kuvvet değeri artar. Manyetik kuvveti artarsa arkadaşlar cisim büyüğün yönüne doğru yani yukarı doğru parabolik hareket eder. İzlediği yol değişir. Birinci ifade yanlış. 2. B'nin yönünün sayfa düzleminden dışa doğru yapılması. Artık manyetik alan içe doğruydu. Dışa doğru olunca manyetik alan ters dönünce tabii ki kuvvet ters döner. Manyetik kuvvet aşağı doğru, elektrik kuvveti de aşağı doğru, cisim arkadaşlar parabolik olarak aşağı doğru hareket eder. İzlediği yol değişir. İkinci ifade de yanlış. 3. Volt'un artırması. Arkadaşlar volt elektrik alanı etkiler. Volt artarsa elektrik alan artar. Elektrik alan artarsa cisim büyüğün yönünde yani aşağı doğru parabolik hareket eder. Üçüncüsü arkadaşlar, üçüncüsü de izlediği yolu değiştirir. Üçüncü ifade yanlış. Cismin Q yük miktarının değişmesi, Q yük işaretinin değişmesi, arkadaşlar bunların değişmesi izlediği yörüngeye değişmez. Şöyle diyelim, arkadaşlar cisim artı yüklüken eksi olsaydı artık artı eksi çeker elektrik kuvveti yukarı doğru, manyetik kuvvet aşağı doğru yine bunlar birbirini dengeler, net kuvvet sıfır olur, cisim yine yörüngesi değişmeden aynı yoluna devam eder. 4 ve 5 arkadaşlar cismin yükü ve işaretinin değişmesi izlediği yolu değişmez. Cevap şıkkımız C'dir.